Oda kartımızı aldık. Size yukarıdan lobiyi göstermek istiyorum hemen. Şöyle 4. kattayız biz. Bakın şimdiden çok beğendik. Ve oda numaramız 403. O gün giriş yapıyor bile, size odamızı çekeceğiz. Bakalım nasılmış odamız. Böyle girişi direkt banyosundan başlayayım. Şöyle bayağı modern, güzel. Zaten bayağı yeni bir otel. Bu tarafta ayrıyetten fazla detaya gerek yok. Anlatmaya yani. Gerçekten çok güzelmiş Ceren. Burada televizyonu. Ceren'e bir de yatak yine istememiz lazım. Yatağımız da şu şekilde. Bayağı temiz gözüküyor. Balkonu yok bu sefer. Bunun da böyle dış manzarası. Sanırsam binalara bakıyor. Şöyle. Bu tarafta da bir aynası var. Mini bar. Aynı. Burada tableti var. Tablet de mi varmış? Brick Hotel'deyiz. Split'te. Çelik. Welcome Çelik. Çelik family olsaydı. Aynen. Restoranlar hakkında burada. Half and relax. En üst katta roof pool'u var. Süper. Yani çatı katındaki havuzu. Spa, fitness bölümü. Hatta şimdi masajlar oraya gideceğiz. Hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Restoranlar, barları hakkında. Orada ne var? Büyük ihtimalle bornoz vardır. Bir de odanın seyfi. Burada bir kahve makinesi var. Tam senlik. Evet. Şu anda otele giriş yaptık dediğimiz gibi. 5. katta en üst katında havuz var. Havuzda biraz keyif yapacağız. Öyle tavsiye ettiler resepsiyondan. Akşam serinliğinde şehri gezin. 1,5-2 saat yeter dediler. O yüzden şu anda güneşin tadını burada çıkarıp Split şehrini gezmeye başlayacağız. Biz şimdi hazırlandık. Öğlen havuzdaydık. Şimdi çarşıya gideceğiz. Böyle tarihi yerlerini gezeceğiz. Size de yine çekimler yapacağız. Umarım şimdiden hoşunuza gider. Kanalımıza like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman birazdan çarşıda görüşürüz. Burası bizim otelimizin giriş kısmı. Şöyle birazcık çekeyim. Önünde insanlar da var. O yüzden komple çekmeyeceğim. Şöyle çok güzel modern bir binada. Etrafında da hep modern diyecektim. Tarihi binalar var. Dıştan şu şekil gözüküyor. Gayet güzel. İçi de yepyeni, tertemiz. Arkada da gördüğünüz gibi hep tarihi binalar var. Biraz gözüküyor. Burası da bizim otelin böyle oturma kısmı mı diyeyim artık, dışarıda bahçesi, evet şu şekil gözüküyor. Çok güzel burası da. O zaman devam edelim. O arkada da hatta deniz var, gözüküyor hatta. Şöyle hafiften. Kaldığımız otelin dibinde hatta şöyle bir halk plajı var. Bir şehre doğru inerken burayı da çekelim dedik. Göstermek istedik sizlere. Ayşen'le Ceren de burada. Otel de burası zaten. Şimdi çarşıya doğru ilerliyoruz. Şurada otogar var hatta. Tur otobüsleri falan duruyor herhalde. Burada yatlar demir atmış. Bayağı kalabalık burası herhalde. Çarşıya yaklaştık artık. Burası Diokletian Sarayı'nın surları, yani başladığı yer. Zaten şehir merkezinin tamamını bu sarayın kalıntıları oluşturuyor. Böyle dışta hep tarihi surlar, duvarlar. İçine de kalıntılarına sarayın dükkanlar, mekanlar falan açılmış. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle şehir merkezine girmeden Split yazısını yerleştirmişler. Turistler önde resim çekiniyor. Bir billboardda sarayın eski halini görebiliyorsunuz. Bu şekildeymiş. Kalıntıları da bunlar buradayım. Az önce de belirttiğim gibi insanlar kafelerde, restoranlarda bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Burası o göstermiş olduğumuz veya belirtmiş olduğumuz sarayın giriş kapısı. İçinde böyle kapalı çarşı gibi bir yer var. Tarihi surların altında. Böyle incik boncuk satılıyor. Hep el işçiliği satılıyor. Karşıdan da görmüş olduğunuz merdivenden o sarayın iç kısmına geçiliyor. Biz yine mıknatıslara bakıyoruz. Split'in. Bakalım. Şimdilik bulamadık. En son videomuzda bahsetmiştim. Gittiğimiz her ülkeden, şehirden mıknatıs topluyoruz diye. Ya da magnet mi artık? Hangisi deniyorsa. Şu karşıda da var bak. Şurada. Ama onlar hep rengarenk. Biz de rengarenk olanları hiç sevmiyoruz. Seviyoruz mu? Seviyoruz. Her yerde böyle takılar var. Split şehrinin en meşhur olan tarihi yeri, görülmeye değer en turistik noktası burası.
Diokletian Sarayı'nın iç kısmı. Şöyle sütunlar. Ondan sonra şurada bir kule var. Oraya da çıkabiliyorsunuz ama oranın girişi ücretli. Ve 200 basamaktan fazla çıkmanız gerekiyor herhalde. Ceren'le de onu biz yapamayız. Burası böyle sarayın merkez noktası. Turistlerin en çok bulunduğu yer. Diokletian Sarayı'nın yanında Etnografya Müzesi var. Burada giriş ama kapalı gibi duruyor sanki. Ya geç saat olduğu için, gün batımını bekledik gezmek için. Yoksa şehir merkezi sıcak olur dediler. O yüzden de zaten otelde ilk başta havuz keyfi yaptık. Şöyle kilisenin kulesi falan. Hep tarihi binalar. Ve surların içinde oteller, hosteller, apartlar var. Burada turistik turlar da düzenleniyor. İnsanlar tarihi hakkında bilgi ediniyor. Şöyle sarayın askerleri de gördüğünüz gibi orada canlandırmışlar, duruyorlar. Her yer turist kaynıyor. Sarayın en iyi, en merkezi noktası burası. Az önce şurada otururken, dondurmamızı yerken yanımıza şu yeşilli turist rehberi geldi grubundan. Anlattıklarından biraz kulak misafiri olduk. Sarayın en orijinal bölümü, kısmı bu taraflarmış. Restorasyon görmemiş bölümü şu eski yapılarmış anladığım kadarıyla. Şurada Gümüş Kapı adlı bir kapı varmış. Roma dönemine ait yanılmıyorsam. Ve şu yerdeki taşlar da sarayın orijinal döşeme taşlarıymış. Şurada bir sınır var gibi belli oluyor zaten. Şurada daha eski püskü taşlar. Burası yeni. Bunlar sonradan yapılmış herhalde restorasyon esnasında. Ve dünyanın hiçbir yerinde böyle tarihi bir yapıya gelip de insanların sigara izmariti atabildiği veya çöplerini atabildiği, üstüne gezebildiği bir yer yoktur. Çok saçma bir uygulama diyor. Buraların koruma altında olması lazım diyor. Ama devletimiz, hükümetimiz korumuyor burayı maalesef diyor. O yüzden gitgide daha fazla hasar görüyor, daha eskiyor gibisine şeyler söyledi duyduğum kadarıyla. Sabahları hatta erken saatlerde bu taşların üstünden, bu yerlerin üstünden çöp arabaları geçiyor. Gerçekten çok yazık oluyor dedi. Turist rehberinden, şu yeşil tişörtlü adamdan duyduğumuz bilgiler bu kadar. Dediğimiz gibi biz orada kadının oturduğu yerde dondurmalarımızı yerken onlar yanımıza geldi. Onlardan biraz bilgi sahibi olduk, bilgi edinmiş olduk. Size de aktaralım. Biz böyle devam ilerliyoruz. Hep böyle küçük küçük dükkanlar var. Çok güzeller. Şöyle bakın, birazcık resim sergilemişler. Devam gidiyoruz. Bayağı da kalabalık. Hatta aklıma geldi, sesli konuşayım, belki sesim gelmiyordur. Ama çok güzel bir yer. Bakın hep şöyle değişik değişik tarafları da çekmeye çalışayım size. Eğer kamerayı çok sallıyorsam kusura bakmayın, Ceren kucağımda. O hareket ettikçe benim elim de hareket ediyor çünkü. Burası güzelmiş değil mi? Burası altın kapı. Yani ne? O sarayın ana giriş kapısı burası. Burası mıymış? Az önce Gümüş Kapı'yı göstermiştim. Aha. Bir tarafta burası altın. Burası altınmış. Altın kapı. Şu taraftan da bir çekeyim. Yukarı doğru. Şurada küçük standlar var hep. Onları bir de dolaşıyoruz şimdi. Şurada karşıda da var. Burada da kocaman bir tane heykel var. Sonra önden de size onu çekerim. Şurada da bir tane böyle yapı var. Güneş de batıyor yavaş yavaş. Burada da su var. Günle Ceren de ona bakıyor. Ceren! Ne var orada? Evet. Bu heykelin baş parmağını böyle elleyince şans getiriyormuş. Yani öyle diyorlar. Ceren de şu an elliyor. Şöyle yukarı doğru yandan göstereyim. Sonra önden tekrar çekeceğim. Bunu biz internette, YouTube'da
duymuştuk, görmüştük. Şimdi biz de karşılaştık. Bu da ön kısmı. Burada da böyle restoran var. Bayağı sesli hatta. Bugün önden yürüyor. Sokaklar da arada böyle dar. Barlar, restoranlar hepsi var. Böyle tarihi yapıların hep arasında. Şurada da çok güzel bir restoran var sanırsam. Ya da kafe, bar tarzı. Burası da aynı Venedik gibi değil mi? Venedik hep böyleydi. Burası da böyle güzelmiş. Restoran. Çeşme var burada bir tane. Çok güzel ama değil mi? Böyle sağlı sollu. Evet, söyledim. Labirent gibi. Her yerden gidiliyor. Sağlı sollu. Burası da güzelmiş. Işıkları yapmışlar artık, hava kararıyor diye yavaş yavaş. Böyle barlar var. Oo, barlar var evet. Şöyle. Akşam oluyor değil mi artık? Evet. Tabii. Şimdi böyle bir meydana çıktık. Burada da aynı şekilde restoranlar, kafeler, barlar, her şey var. Burası da güzelmiş değil mi? Her yer tertemiz, çok bakımlı. Evet, aha. Bilmiyorum o güne sesi geldi mi? Her yer tertemiz, çok bakımlı diyor. Şu binayı da çekeyim. Burada da böyle çok ilginç bir şey var. Su fışkırıyor. Şöyle şunun içine. Burası Split'in İstiklal Caddesi gibi bir yer. Hatta kocaman Tara var. Alışveriş merkezleri. Evet, burada da o zaten. Var. Markaların bulunduğu cadde burası. Sen de mi video çekeceksin? Ben de video çekeceğim. Tamam. Burası da yine Diokletian Sarayı'nın içinde veya kenarlarında bulunan bir meydan. Hep kafeler, restoranlar, barlar var. Venedik'teki San Marco Meydanı'nı anımsattı. Ona esinlenerek yapılmış zaten yanılmıyorsam. Gerçekten güzel bir meydan. İnsanların yiyip içtiği çok kalabalık, turistik bir yer. Burası da Split'in Riva Meydanı. Yani deniz kıyısında, deniz kenarında böyle yürüyüş yapılabilen bir yol. Yürüyüş yolu. Kenarında yine restoranlar, barlar, insanların oturup zaman geçirip bir şeyler yiyip içebildiği, sağlı sollu palmiye ağaçlarının bulunduğu güzel bir sokak. Televizyondan da çekim yapanlar var herhalde. Onları da gördük. Buradaki seyyar satıcılardaki magnetleri çekiyordu televizyon ekibi. Üst taraflarda, üst katlarda güzel kafeler var. Burası da Riva sahil yolu.
Saat şu anda akşam 9. Biz otele geldik. Sarayı, şehir merkezini, Riva Caddesi'ni gezerek. Şimdi Brick Boutique Hotel Split kaldığımız otelin adı. Gelecek olanlar varsa tavsiye ederiz. Hem konum olarak çok yakın şehir merkezine, hem kapalı otoparkı var. Hem otelin kendisi çok yeni, çok güzel. Gelecek olursanız burada konaklamanızı tavsiye ederiz. Çelisi içer kısmını göstermek istedim. Lobi kısmı evet. Terası var. Burası kahvaltı yeri mi aynı zaman, yoksa akşam yemeği mi, biliyor musun? Kahvaltı da olması lazım çünkü şurada büfe için tarzı. Şeyler var. Evet. Kahvaltı da burada. Hepsi akşam birlikte herhalde. Yarın görürüz gerçi, sabah evet. Çekeriz. Şimdi biz Ceren'e makarna sipariş vereceğiz. Karnı acıkmış onun. Ondan sonra zaten birazcık keyif yapıp odamıza çıkarız. Biz böyle keyif yapıyoruz. Bugünle benim kokteylim var. Böyle alkolsüz pina colada. Şöyle göstereyim. Çok güzeldi. Ama unuttum maalesef çekmeyi. Ceren'e makarna sipariş verdiydik. Üçümüz de yedi. Ceren de etrafta dolaşıyor. Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür resimleri. Öyle yani, bayağı güzel. Havada o kadar güzel ki şu an, değil mi? En son baktığımda 26 dereceydi ama çok çok güzel. Ertesi günden hepinize günaydın. Biz şu an kahvaltı salonuna indik. Şöyle size göstermek istedim büfeyi. Bayağı tatlılar, meyveler. Şurada da böyle müsliler falan var. Bu tarafa da bakalım. Böyle çeşit çeşit şeyler koymuşlar. Burada da sanırsam kahve falan var. Şu an daha kimse yok. Bir dışarıda oturanlar var. Oraya otururuz büyük ihtimalle. Biz şu an dışarıda oturuyoruz. Birazdan kahvaltımızı alacağız. Bayağı yoruluyoruz ama çok güzel geçiyor günlerimiz. Evet, çok güzel geçiyor. Çok mu güzel geçiyor? Senin de çok mu hoşuna gidiyor? Bak parka. Orada da park var, evet. Ceren hemen gördü parkı, değil mi? Hı-hı. O zaman şimdi kahvaltımızı alalım mı? Hı-hı. Olur. Yiyelim mi? Yiyelim. Karnımızı doyuralım, değil mi? Karnımızı sonra çünkü yola çıkacağız, doyuralım. Mostar'a gideceğiz. Orada da gezeceğiz. Günübirlik, ondan sonra Saraybosna'ya geçeceğiz. Ve orada iki gece konaklayacağız. Biz kahvaltımızı yaptık. En geç böyle 11-12 gibi yola çıkacağız. Mostar'a gideceğiz. Ceren'le birazcık son kez otelde dolaşıyoruz. Hatta arkadan görebilirsiniz. Böyle oturma bölümü var. Benim de karşımda deniz gözüküyor. Yani deniz manzarası var. Bakayım, çevirirsem belki gözükür. Arkadan görüyor musunuz? Çok güzel. O yüzden burada da videoyu bitireceğim. Umarım hoşunuza gider. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.